اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واحلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يعطي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli Rabbim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü de çöz ki dediğimi anlasınlar. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm. Aslında 6. cüzden Nisa suresinin 147. ayetini paylaşmak istiyordum sizinle ama bundan önceki iki ayeti de okudum. Allah bu ayetlerde diyor ki, Münafıklar cehennem ateşinin en dibinde yer alacak. Sonra diyor ki cehennem ateşinin içinde olmayacak olanlar münafıkların tövbe edenleridir. Bu şu anlama geliyor, münafıklıktan dönen insanlar da var. Demek ki münafıklık kalıcı bir durum değil, geri dönülebilir. Bu hastalığa yakalanabilirsiniz ama aynı zamanda kurtulabilirsiniz de. Çünkü tövbe kapısı hala açıktır. Bunu bilmek çok güzel. Ve aslahu ve billahi durumlarını düzeltenler ve Allah'a tutunanlar. Ve ahlasu dinehum lillahi ve dinlerini Allah'a has kılanlar. Çünkü münafıkların sorunu belli ki samimiyetsizliktir. Dinlerini Allah'a has kılanlar. Bunlar müminlerin arasındadır. Ve ulaike me'al müminin. Artık Müslümanlardan sayılırlar. Artık münafık olarak görülmezler. Öyleyse bundan geri döndüklerinde üzerlerindeki o eski etiket yok olur. Ve sevfe yu'tillâhu'l müminîne ecran azîmâ. Ve Allah yakında münafıklara daha doğrusu müminlere büyük bir ödül verecektir. Pekala. Allah münafıklar cehennem ateşinin en dibinde olacaklar şeklinde başlıyor. Münafıklıkla ilgili kaygılandığınızda bu Nisa suresi 60'tan fazla ayet sadece münafıklığa ayrılmış. Bu çok ciddi bir meseledir. Çok moral bozucudur. Çünkü ben bir münafık mıyım diye merak etmeye başlarsınız. Allah azze ve celle ayetin sonunda diyor ki zaten özellikle bu kısmı seçmemin sebebi bu aşırı derecede günaha batmış insanlara Allah diyor ki, bu insanlar günaha o kadar batmışlar ki Allah'ın kesinlikle affetmeyeceğini düşünüyorlar. Sonra şeytan onlara gelip, evet Allah seni cezalandıracak, cehenneme gideceksin diyor. Sonra herkes cehenneme gidecek diye anlatılan hutbelerden birini dinliyorlar ve bunların üstüne şunu sormaya başlıyorlar. Allah niye cehennemi yarattı ki? Beni cezalandırarak Allah'ın eline ne geçiyor ki? Beni niye cehennem ateşine atmak istiyor? Niçin orada bu kadar ağır cezalar var? Ve Allah diyor ki, مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ Sizinle paylaşmak istediğim ayet bu. Allah size niye azap etsin ki? Allah sizi cezalandırmakla ne elde edecek? Niye sizi cezalandırmak istiyor sizce? Allah sizi cezalandırıp ne yapacak ki? İstediği şey sizce bu mu? اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Azıcık şükrederseniz, azıcık iman ederseniz, وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا Allah'ın bizzat kendisi takdir edicidir. Şakir kelimesi aslında köleler için kullanılır ama Allah bunu kendisi için kullanıyor. Allah takdir edici olacaktır. Bunu minnettar olarak tercüme etmeyeceğim çünkü buradaki anlamı bu değil. Allah'ın sizin için yaptığı iyi şeyleri düşünmenizi takdir edecektir. Büyük müderris Hasanül Basri'nin çocuğu sakatlandığında yaptığı gibi. Kızını çok severdi. Hemen peşinden koştu, kucağına aldı. Ne oldu? Elini iyi mi kanıyordu? Kızı da elhamdülillah dedi. Şükürler olsun Allah'a ki sadece bu kadar yaralanmama izin verdi ve vücudumun geri kalanını güvende tuttu. Şükredilmesi gereken şeyleri görebilirseniz in tüm ve gerçekten imana sahip olursanız o zaman Allah kendisi de takdir edicidir. Yaşadıklarınızı bilir. Her ne tür sorun yaşıyorsanız sizi cezalandırmayı istemez. Hatta Kur'an'da başka bir yerde Allah diyor ki: "Estağfirullah. İlla <laughs> men rahime rabbuke ve zalike Allah'ın merhamet ettikleri hariç zaten onları bunun için yarattı. Onları merhamet ve sevgi göstermek için yarattı. Allah bizi sevgisine, merhametine layık kılsın. Ve Allah hiçbirimizi onun sevgisine, merhametine ve cennetin kapılarının ardına kadar açık bir şekilde bizi bekliyor oluşuna inancımızı kaybettirmesin. Berekallahu lekum ve selamu aleykum. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve Facebook sayfamızı da takip edebilirsiniz.